Evet, genel resim bu. Tabii bu genel resmi yorumlarken az önce petrolden bahsettik, altından bahsettik, buradaki hareketlilikten bahsettik. Şimdi bir uzman görüşe başvuracağız. ALB Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Eda Önder bizlerle birlikte olacak. Evet Eda Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Şimdi petrolün durumu ortada, altın durumu ortada. Petrolde düşüş devam ediyor. Düşüş ne kadar sürebilir? Bununla ilgili beklentileriniz nedir? Petroldeki fiyat rekabetinin hala fiyatlar üzerinde etkili olduğunu, daha doğrusu baskılamaya devam ettiğini görüyoruz. Suudi Arabistan'ın fiyatlarda indirime gitmiş olmasının etkisi halen piyasalarda hissediliyor. Seviyelere bakacak olursak petroldeki zayıf seviyenin devamının görülmemesi için, daha doğrusu artık petrolde yükselişin görülebilmesi için 82-75 seviyelerine dikkat etmemizde fayda var. Ancak bu seviyeleri görmemiz durumunda petroldeki düşüşün biraz daha sonlanabileceğini, biraz daha yükseliş hareketlerinin görülebileceğini söylememiz mümkün. Ancak petrolde 82-75 seviyesinin altında kalıcılık görülmesi durumunda, bu seviye altında hareketler görmeye devam etmemiz durumunda petrolde düşüşün devamına işaret ettiğini söylemek mümkün. Evet, 82-75 önemli bir direnç noktası gibi görünüyor. Peki işin altın tarafı için ne söyleyebiliriz? Şu anda da 1150 doların da altına doğru bir sarkan bir görüntü var. Daha aşağı yönlü hareket devam edecek midir? Oradaki destek ve direnç noktaları hangileri? Altında bu sabah güne başlarken ciddi anlamda değer kayıplarıyla güne başladık. Söz konusu değer kayıpları biraz daha doların değerlenmesiyle alakalıydı. Petrol fiyatlarındaki düşüş dolaylı olarak altını baskıladığını görüyoruz. Düşüş hareketlerine baktığımızda altın bu sabah 1147'den destek alarak düşüşünü biraz daha sollandırdı. Bu seviyelerden destek alarak biraz daha toparlamaya çalıştı dememiz mümkün. Bugün 1147 seviyesi karşımıza önemli bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. 1147'den destek alarak hareketine devam etmiş durumunda daha yükseliş hareketlerinin görebilmesi için 1160 seviyelerine kadar bir hareketler görelim ki altın biraz daha toparlanıyor diyebilelim. Ancak bugün 1147 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda satış baskısının devam edebileceğini, hatta 1133 seviyelerine kadar bir geri çekilme görebiliriz bugün aslında. Peki parite konusunda ne söyleyebiliriz? Dün o Draghi'nin liderliği konusundaki Merkez Bankası içerisinde Avrupa'da bazı tepkiler olduğuna dair haberlerle biraz parite yükseldi. Çok ciddi bir oynaklık olmadı belki ama yine doların genel anlamda gücünü koruduğu bir gün yaşıyoruz şu anda. Burada parite beklentiniz nedir Euro dolar kanadında? Parite bu haftanın başından bu yana bakacak olursak aslında veri akışıyla birlikte, konuşmalar, haber akışıyla birlikte geçtiğimiz günlere nazaran biraz daha hareketli bir hafta geçiriyor dememiz mümkün. Sizin de az önce bahsetmiş olduğunuz gibi Avrupa'nın kendi içerisinde Merkez Bankası'na dair gündemi yoğun. Yarın Avrupa Merkez Bankası kararımız var. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası kararı öncesinde bugün paritenin seyri, daha doğrusu paritenin dolar karşısındaki duruşu daha önemli olacaktır diye düşünüyorum. Paritedeki bugün veri akışı da oldukça yoğun. Avrupa tarafından gelecek olan hizmet PMI verilerimiz var. ABD'de özel sektör tarım üstü istihdam verimiz var. Dolayısıyla parite biraz daha hareketli bir gün geçirebilir. Paritede baktığımızda 1.25 ila 1.25-25 seviyeler arasında kendini bir yere dinme çabasında olduğunu görüyoruz. Daha doğrusu 1.25-25 seviyesinin altında ve üzerinde biraz daha yön belirlemeye, biraz daha yön tayin etmeye çalışıyor dememiz mümkün. Dolar karşısında da paritede işler aslında Euro aleyhine doğru. Dolayısıyla biraz daha Euro'nun lehine hareketler görmemiz için 1.25-25 seviyesinin üzerinde hareketler görebilirim ki parite biraz daha güçleniyor diyebilelim. Ancak 1.25-25 seviyesinin altında kazılık sağlamış durumunda sabah saatlerinde gördüğümüz zayıf seyirin devam edebileceğini, hatta 1.25 seviyelerine kadar bir geri çekilme görebiliriz bugün paritede. Evet, ALB Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Eda Önder, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Evet, aslında yarından itibaren Avrupa Merkez Bankası çok ön plana çıkacak bir konu olacak ama Avrupa Merkez Bankası şu an tek gündem değil elbette. Altın düşüyor, petrol düşüyor, düşüşler devam ediyor. Rusya bir yandan kendine has bazı hamleler yapmaya